Fuat Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, size hem Mardin'e hem de Med Dekorasyon'a hoş geldiniz. Çok mersi, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Mardin yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de sizlere Mardin'de kendi sektöründe adından bahsettiren Med Dekorasyon'dan sesleniyoruz. Yanımızda kurucusu Fuat Karahan Beyefendi bulunmakta. Fuat Bey, yaptığınız hizmetlere geçeceğiz ama ilk önce sizi tanımak istiyoruz. Fuat Bey kimdir, nasıl başlamıştır bu hikaye? Evet, ben Fuat Karahan, 1973 Mardin doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Çok güzel. Aynı zamanda şu anda da halen devam etmekte olan Mardin Artuk Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikte yüksek lisans yapmaktayım. Çok güzel, ne kadar güzel. Med Dekorasyon kökleri 1980'lere dayanmaktadır. O dönemin ihtiyaçları olan işte kapı, pencereyle başladık işe. 2012 yılına kadar da müsahibinde üretim yapıyorduk. 2012 yılından sonra şu anda içinde bulunduğumuz organize sanayi bölgesinde fabrika kurduk. 2014 yılında Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Med Dekorasyon üretimine burada başladı ve halen devam ediyor. Şu an mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odaları, genç odaları üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl itibariyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine çocuk ve genç mobilyalarında organik mobilyalar üretmeye başladık ve göndermeye başladık. Ne kadar güzel. Evet. Aslında bir ömür 1980'li yıllara dayanan köklü bir firmasınız aslında. Bu bağlamda güven çok önemli ve sizler bu güveni sağlamışsınız. Önce tebrik ediyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Ya bir işinizi severek yapıyorsanız bunu insanları kabul ettirmeme gibi bir şansınız kalmıyor. Değil mi? Evet, biz severek yaptık ve mesleğin içine doğduk. İşte bazıları kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz diye soru sorarken biz bu mesleğin içinde doğduk, dalaşın içinde doğduk diyoruz. O günden bugüne kadar işimizi yapıyoruz, severek yapıyoruz ve yaptığımız işlerin sürekli arkasında durduk. 20 yıl önce arayan, bize geri dönüş olan müşterilerimiz var. Bu konuda biz işimizi sevdiğimiz için insanları da yaptığımız ürünlerle mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu da ne kadar gurur verici bir şey. Aslında tam da bu noktada başlıyor. İşi severek yapıyorsunuz ve kriteri hizmet veriyorsunuz bu bağlamda. Hepsi arka arkaya geliyor. Peki burada neler yapıyoruz? Yani buraya gelen kişiler nelerle karşılaşıyor? Müşteri portföyümüz nedir? Kimlerle daha çok hizmet alışverişinde bulunuyoruz? Evet. Öncelikle dekorasyonda çok iddialıyız. Mağazaların dekorasyonda işte yerelde olsun, dışarıda olsun. Hatta şu an Dubai'den bile bize teklifler var mağaza dekorasyonları konusunda. Çok güzel, harika. Şehir dışında İstanbul'a gidiyoruz, Diyarbakır'a gidiyoruz. Türkiye'nin her noktasına gidebiliyoruz. Üretim imkanlarımızın el verdiği süreçte yetişebildiğimiz kadarıyla aslında dünyanın her tarafına ürün göndermeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Aslında Med Dekorasyon'un kapıları herkese açık. Herkese yurt içi, yurt dışı. Sizler hizmete hazırsınız burada. Herkese kapınız açık. Aslında burada müşteriler aslında hayal ediyor bir yerde. Evet. Sizler gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Sizler tecrübenizi sunuyorsunuz. Onlar fikirlerini, isteklerini sunuyorlar. Hı. Aslında müşteri de çok iyi tanıyorsunuz siz. Evet. Değil mi? Müşterimizin ne istediğini, her şeyden çok çok iyi biliyoruz. Ne kadar Çünkü güzel. Bu biraz şeydir. Hayal gücüyle alakalı bir iştir bizimki. Ahşaba istediğimiz şekilde şekil verebiliyoruz onu. Yeter ki müşteri ne istediğini bilsin. Biz onun isteklerine de ek olarak çeşitli alternatifler sunuyoruz. Yol gösteriyoruz bir nevi. Bazen mesela bir küçük bir ürün ister bizden. Onunla ilgili çeşitli alternatifler sunarız, tasarımlar sunarız. En iyisi neyse onu sunarız, onu öğretiriz onlara. Ne kadar güzel. Evet. Peki Fuat Bey, tabii ki de biz sizleri hazır bulmuşken şu soruyu da soralım. Bizler bu bağlamda, bu sektörde dekorasyon hizmeti alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her yere güven olmuyor biliyorsunuz ki. Hayır. Öncelikle şey vardı. Her mekanın bir ruhu vardı. Dekorasyon o mekanın yansıması, ruh yansıması öyle diyelim. Bir insanlar bir mağazanın önüne geçtiklerinde üründen çok oranın dekorasyonuna bakar. Dekorasyon eğer müşteri içeri çekebiliyorsa o mağazada önü satılır. Eğer dekorasyon içeri çekemiyorsa orada ne satarsanız satın. İlgi görmez o. Onun için sürekli diyoruz dekorasyon bir iş yerinin kimliğidir. O kimliği iyi muhafaza etmek lazım, iyi sunmak lazım onu. Peki Fuat Bey, burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz? Evet. Şu an Med Dekorasyon'da aktif olarak çalışan 24 kişi var. Yalnız biz yıllardır sektörümüzde öncüyüz. Müsahibinde ilk biz mobilyaya başladık. Biz de yetişip de atölye açan, yani birleşerek atölye açan ya da ayrı ayrı atölye açan 70'in üzerinde atölye var şu anda. Ne kadar verici, ne kadar güzel. Evet, bu konuda yani mobilya sektörünün bölgede öncüsüz diyebiliyorum. Ne kadar güzel. Hepsi de zaten kendi alanlarında profesyonel kişiler, sizlerin tecrübesiyle eğitilmiş kişiler.
Evet. Bu bağlamda bu da çok gurur verici bir şey. Ayrıca tebrik ediyorum sizi. Bizim açımızdan en çok gurur duyduğumuz mesela şey vardır. Bir sürekli arkamıza dönüp baktığımızda zaman zaman ziyaretlerimiz oluyor. Eski elemanlarımızdır çünkü. Tek şey diyoruz. Bak diyoruz siz meddekorasyon yetişmiş bir şey elemansınız. İşinizi en iyi şekilde yapın. Yapmıyorsanız bu mesleği bırakın. Aslında elinizi gene çekmiyorsunuz. Çekmiyoruz. Yani eğitmeye, çekmiyoruz. Evet, aynen, aynen. Nasihat vermeye devam ediyorsunuz. İnanın şeydir. Bu sektörün herkesi besleyecek kadar şey var, kapasitesi var. Ve insanlar bütün ihtiyaçları hemen hemen mobilya üzerindedir. Bir evi mobilyası düşündüğünüzde aslında dört vardır, başka hiçbir şey değil. Kesinlikle. Ve şeydir, insanların mobilya ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Değişik alternatifler olarak ihtiyaç duyuluyor. Herkesin çalışabilecek kadar şey var, kapasitesi de var, ürün ihtiyacı da var. Önemli olan insanın çalışma isteği. Bir de kendi geliştirmeler bu konuda. Ne güzel. Evet değerli izleyenler, Mardin'de bulunan MED Dekorasyon'dan, Güven'in adresinden seslendik. Fuat Karahan Beyefendi'ye konuk olduk. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.